Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şeyin bu bölümünde gözdeki kırma kusurlarının lazerle tedavisini ele alacağız. Bu konuda bize göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ahmet Barış Toprak bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizler de her zaman olduğu gibi bize gerek bu konuyla ilgili gerekse de sağlık problemlerinizle ilgili olarak 0533 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Sağlığım için her şey @atvavrupa.tv adresinden mail atabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ya da Instagram hesaplarımızdan da bizleri hem takip edebilir hem de programımızın tüm videolarına buradan erişebilirsiniz. Aslında gözlük kullanmak pek çok kişinin derdi. Gözlüklerden kurtulmak amacıyla ya da numaralı kontak lenslerden kurtulmak amacıyla yapılan lazer ameliyatlarında derece sınırlaması var mı? Günümüzde kaç dereceye kadar miyop, hipermetrop ve astigmatlara lazerle tedavi mümkün? Şimdi lazerle tedavi tabii herkese mümkün değil. Belli bir numara aralığında ancak biz lazer tedavisi yapabiliyoruz. Mesela o korneanın kalınlığıyla da ilişkili bir şey. Çünkü lazer aslında kornea, yani gözün önündeki saat camı gibi saydam bir tabaka var. Onu yeniden şekillendiriyor. Bu şekillendirme sırasında korneanın belli noktalarında incelme meydana geliyor. O yüzden hani güvenlik sınırları içerisinde kalmak üzere biz onu önceden hesaplayarak, ölçerek belli bir karar veriyoruz. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim, yani -8, -9, belki 9 artık hani kabul edilen sınırlar, tabii değişebilir bu ama eskiden daha yüksek numaralara yapıyorduk, yani -7 diyenler var. Fakat bu korneanın kalınlığıyla ilişkili biraz, yani -7'den sonrası, -7'ye kadar miyop tedavisi, -8'e kadar öyle söyleyeyim, yapılabilir. Astigmat biraz daha farklı tabii. Astigmatizmada işte 3 dereceye kadar iyi sonuçlar alınıyor. Daha yüksek numaralarda da yapılıyor ama 3'ten sonrasında hafif böyle numarada biraz kalma olabilir. Bunu tabii önce hastayla çok iyi paylaşmak ve konuşmak gerekiyor. 3 dereceye kadar astigmatizma diyebiliriz bu durumda. Hipermetropi de biraz daha farklı. Hipermetropi yaklaşık artı 6 dereceye kadar iyi sonuçlar veriyor artık. Ve onda da astigmatizma gene 3 derece diyebiliriz. Bu tabii söylediğim yöntemle de ilişkili bir şey. Yani mesela farklı lazerler farklı numaralarda daha etkin olabiliyor. Ya zaten biz lazer dediğimizde ya da Alzheimer lazer tedavisi dediğimizde tek bir yöntemi anlıyoruz. Yani hastalara, hasta yakınları, gazeteciler, ama siz hekimler için herhalde farklı lazer çeşitleri var, değil mi? Evet. Şimdi şöyle, eskiden bir tek Alzheimer lazer vardı. Hani ilk bu işler başladığı zaman. O zaman korneadan önce üstüne yapılıyordu kornea. İlk lazer çıktığı zaman 1980 küsürlerde çıktı. 83-84. O zaman yalnızca üstüne yapılıyordu korneanın. Yalnızca Alzheimer lazer vardı. Sonra işte bu mikrokeratom denen cihazlarla flap kaldırılarak, yani ince yapraksı bir doku kaldırılarak onun altına yapılmaya başlandı. Ne yaptı bu? Hastanın konforu arttı, ağrısı azaldı, işte görme çabuk rehabilite oldu. LASIK yöntemi çok büyük bir popülerlik kazandı. Daha sonra bu femto lazerler çıktı, femtosaniye lazer çıktı. Femtosaniye lazerle biz en çok korneada çok kontrollü kesiler yapabiliyoruz. Yani bu flebi oluştururken artık işte femtosaniye lazer kullanılıyor en yaygın olarak. Bunun normal mekanik mikrokeratomlara göre çok büyük üstünlükleri var. Yani bir kere kornea kalınlığının çok daha iyi korunduğunu biliyoruz. Daha ince yapraksı doku kaldırabiliyoruz. Korneayı daha iyi koruyoruz. Bazı mikrokeratomla oluşabilecek risk faktörleri bu lazerle ortadan kalktı. Yani o zaman diyebiliriz ki artık hani bu bıçaksız, hani öyle tırnak içinde bıçaksız lazer artık günümüzde mümkün. Yani baştan sona lazerle yapılıyor ama iki ayrı lazer kullanılıyor. Bir femtosaniye lazer, bir Alzheimer lazer.
Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Yaşı da biraz konuşmak istiyorum. Hı hı. Bir yaş sınırı var mıdır lazer ameliyatlarında? Özellikle hani gençler açısından daha popüler bir ameliyat. Evet. Ama atıyorum 15 yaşındaki bir kişiye yapabiliyor musunuz? Yok, yapmıyoruz. 15 yaşındaki bir kişiye yapmıyoruz. Çünkü o gelişimini tamamlamadığı için o kornea. Özellikle böyle puberte işte adolesan ya da ergenlik döneminde gözün numarası artabiliyor. Büyüme çağında özellikle. Yani bu miyopinin ya da kırma kusurunun stabil bir hale gelmesi, yani artmaması, değişmemesi lazım. Bu da son 6 ay içerisinde yaklaşık 0-50 dereceden fazla bir fark olmamasını öngörüyoruz biz hastalarımızda. Bu da yaklaşık 18-19-20 yaşlarında oluyor. Yani aslında hani doğrusu belki 19-20 yaşından sonra olmak. İleri yaşta da onu da söyleyeyim. O da yani o aslında ileri yaşta belli bir yaş sınırı yok. O hani şeye göre değiştirmek gerekiyor. Yani kişiye göre, katarak durumuna göre. Mesela katarak gelişecekse lazer yapmamak lazım. Peki glokomu varsa bir kişinin. Hı hı. Lazer yapabilir misiniz ya da katarağı getirdiniz, katarak gelişecekse dediniz ya da gelişmiş bir kataraktı varsa hastanın lazer ameliyatı olabiliyor mu? Diyabeti varsa, şeker hastalığı da çok yaygın bir problem. Lazer yapabiliyor musunuz? Yoksa kan şekerinin hani dengede olup olmaması gibi faktörü mü dikkate alıyorsunuz? Şimdi şeker hastalığı tabii bir risk faktörü, relatif. Yani görece bir kontraindik, yani şeker hastalığı varsa yapmamak daha doğru. Ama şöyle bir şey de var, yani şeker hastalığında eğer şeker hastalığı çok etkilememişse, kontrol altındaysa, çok aşırı yüksek değilse bunu da paylaşarak yapılması imkansız değil lazer, yani lazerin. Ama ileri bir şeker olgusunda zaten bunu yapmamak kesinlikle gerekiyor. Bu tip 1 diyabet hastalarımızda mesela hani çocukluğundan itibaren insüline bağlı diyabeti olan hastalarımızda da yapmamak gerekiyor. Çünkü onların şekere bağlı problemleri daha erken yaşta gelişiyor. Ne bileyim kataraklar olsun, gözünün arkasında işte bazı kanamalar olsun. Ama diyelim hastamız tip 2. ve kontrol altında. Bu şekerin biraz derecesiyle ilgili. Yani eğer gözün arkasında şekere bağlı bir problem varsa ya da gelişeceğini düşünüyorsak yapmamak gerekiyor. Çok dikkatli olmak lazım. Yani yapmamak yönünde ağırlıklı. Peki glokomu da sormuştum. Glokomu da anlatayım. Glokomda şöyle bir şey oluyor. Glokom hastalarında bu göz içi basıncı ölçümleri sırasında kornea inceliği önemli. Yani mesela siz lazer yaptığınız zaman göz içi basıncı normalden biraz daha düşük çıkıyor. Bu hastaların göz içi basınçlarını takip etmekte bir risk faktörü oluşturuyor. Bir. İkincisi, lazer sırasında bir vakum uygulanıyor göze. Bu da optik sinir hasarı yaratabilir. O yüzden onda da çok yapmamak yerinde olur. Şimdi onları önce ekart ediyoruz zaten. Yapılamayan gruba başka tedavi seçenekleri de var. Vaktimiz olursa konuşabiliriz ama biz gelelim lazere. Evet. Lazer yöntemini gözlüklerden ya da kontak lenslerden kurtulmak isteyen bir kişiye uygularken iki gözü de aynı anda mı ameliyat ediyorsunuz? Hastaların hastanede yatması gerekiyor mu? Ameliyat ne kadar sürüyor ya da ameliyat sonrasında göz kapatılıyor mu? Yok, ameliyat sırasında göz kapatılmıyor. Bu yani ne kadar sürüyor dediniz. Bu çok hastaların sık sorduğu bir şey. Lazerin kendisi çok kısa sürüyor. Yani bu femtosaniye lazer, yani ilk aşama 15 saniye sürüyor. Ama onun hazırlaması, işte hastanın gözünün uygun hale getirilmesi falan yaklaşık bunlar 1 dakika sürüyor. Diğer lazerde numarasına göre değişiyor mesela. 40 saniye olabilir, 50 saniye olabilir. Yüksek numaralar ya da düşükse şeyi. Lazerin hızına bağlı olarak 10 saniye de sürebilir, 20 saniye de sürebilir. Ama tabii hepsi o ameliyat süresinin şey değil. Yani yaklaşık 10 dakika, 7 dakika, 8 dakika bu civarda sürüyor. Aslında gözünü kapatmıyoruz. Hasta tabii biraz batma, yanma hissediyor ameliyattan sonra. Yöntemine bağlı olarak az ya da çok. Bandaj, bir kontak lens uyguluyoruz bazı durumlarda ki çoğu zaman.
İşte onlarla hastayı evine yolluyoruz. Yani i̇şte, olduğu gün tabii taburcu oluyor. Hemen taburcu olabiliyor. Tabii tabii. İki gözü aynı anda yapıyoruz. Hı hı. Çünkü artık hani çok güvenli olduğu için eskiden ilk bir göz yapılıyordu, sonra ikinci göz. Peki ameliyata bağlı olarak anestezi nasıl? Herhalde size bu da yöneltilen evet. bir soru. Siz bir yandan sorunuzu için miyim? Ben soruya devam edeyim siz içerken. Hastalar çünkü çok merak ediyorlar. Damla anestezisi de herhalde yararlanıyor. Hı hı. Genel anesteziye gerek kalan vakalar oluyor mu? Şimdi genel anestezi zaten yapamıyoruz. Çünkü hastanın kooperasyonu, işbirliği önemli bizim için. Yani hastanın bir noktaya bakmasını istiyoruz. Kırmızı bir nokta var yanıp sönen ona. O yüzden damla anestezi yapıyoruz. Yeterli oluyor. Ama hasta çok böyle endişeliyse, işte ne bileyim korkuyorsa, o zaman onun öncesinde küçük böyle rahatlatıcı bir ilaç verebiliyoruz bazen. Hı hı. Genel anesteziye gerek yok. Zaten hastanın işbirliği önemli. Şimdi biraz alakalı hazırlık dönemi çok önemli. Estağfurullah. İçinde bulunduğumuz mevsim zaten kış olduğu için evet, bu soğuk algınlıkları, öksürükler evet. çok normal. Şey öğrenmek istiyorum. Bir kişi eğer kontak lens kullanıyorsa, hı hı. kontak lensin yumuşak olması, hı hı. sert olması... Hı hı. gibi özellikler önemli mi? Kontak lens kullanan kişiler ameliyata nasıl hazırlanmalı? Belli bir süre önce kontak lensi takmayı bırakmalılar mı? Tabii o çok önemli bir şey. Hı hı. Şimdi sert kontak lens, bu yarı gaz geçirgen kontak lensler artık çok çok azaldı. Yani onlar böyle eskiden beri sert kontak lens kullanan hastalar bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü yumuşak kontak lensler artık astigmatizmayı da etkin bir şekilde tedavi edebiliyor. Yani hani hasta konforlu kullanabiliyor. Sert kontak lenslerde yaklaşık yani çok katı kurallar söyleyecek olursak 6 hafta kullanmaması gerekiyor. Sert kontak lens kullandığı her 3 sene içinde yaklaşık 6 hafta, yani neredeyse aylarca kullanmaması gerekiyor. Ama bu çok az artık yani sert kontak lens kullananlar. Yumuşak kontak lens kullananlarda işte en minimum 5 gün diyenler var. İşte 1 hafta, 10 gün, o da yeterli oluyor. Peki lazer ameliyatı öncesinde başka yapılması gereken hazırlıklar var mıdır? Örneğin aklıma geldi, hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyor olabilir. Hı hı. Kan sulandırıcı ilaçların bırakılması gerekir mi? Ya da siz hı hı. Ameliyat edeceğiniz bir hastaya öncesinde neler söylersiniz hazırlık dönemi için? Valla yani onların şeyi yok, çünkü zaten hani hiç kanama olmuyor, kan sulandırıcını hı hı. kullanabilir hastamız. Yani bir hazırlığı açıkçası yok. Yani gözlerini, kirpik tiplerini yıkayabilir. Hani makyajını silebilir. Ondan sonra işte lenslerini uzun süre kullanmayabilir. Ama öncesinde hastanın ne bileyim böyle blefaritti, kuru gözlü, başka bir rahatsızlığı varsa onun tedavi edilmesi gerekiyor. Onun dışında sağlıklı, normal, hani gözyaşı iyi olan, kirpik tipleri iyi olan bir hastada ek özel bir hazırlığa gerek yok. Lazer ameliyatı olan bir kişide mutlaka gözlük numarası sıfırlanır mı? Yani ya da bunu önceden görüyor musunuz? Herhalde bu da size çok, evet, çok sık sorulan bir soru. Doktor Bey, sıfırlanacak mı? Yani gözlük kullanmaya hiç ihtiyacım olmayacak mı, evet, diye, değil mi? Evet. Şimdi şöyle, yani gözlükten kurtulma oranı %98 derdi. Yani gözlüksüz bir hayat sürme oldukça yüksek. Yani bu da hastanın, nereden biliyoruz? Hastanın işte hani... Bu işten memnuniyetiyle ilişkili bir şey. Hı hı. En önemli faktör gözlüksüz hayatını sürdürebilmesi. Ama bazı hastalarda ölçüm sırasında böyle 0.75-0.50 bir numara çıkabilir. Bu beklenmedik ya da çok şey bir durum değil. Yani hani çünkü göz dinamik bir süreç. Yani hani o bizim numaramız sürekli değişiyor aslında. Onu bir yerde dondurmak mümkün değil. O yüzden hani numaralarda böyle ölçüm sırasında hafif çıkabilir. Peki, fakat gözlükten kurtulmak mümkün. Şimdi artık yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna geliyoruz. Evet. Biraz önce dediğiniz noktadan yola çıkarak da sormak evet. istiyorum. Dediniz ki hani aslında numara ilerleyebilir. Hı hı. Lazer ameliyatı sonrasında da numaranın ilerleme riski nedir? Bir kişiye ikinci kez gerekirse lazer ameliyatı yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor korneanın kalınlığına bağlı olarak, ama onu yani bu işte
tekrar yapma, bir rotuş yapma falan diye geçiyor. Onun oranı yaklaşık %7, %8 gibi. Ama numarada ilerleme, şöyle söyleyeyim, çok uzun yıllar içerisinde baktığınız zaman 0.75 derece gibi bir ilerleme olabiliyor. Ama bu ortalamayı kapsıyor. Yani çok az bir grup hastada ilerleme olabiliyor. Ama onun öncesinde işte çok testleri düzgün yapıp o hastaları şey yapmak lazım. Hani uyarmak gerekiyor ya da yapmamak. Şimdi aslında günümüzde Türkiye'de lazerle göz ameliyatları son derece başarılı bir şekilde evet. yapılıyor. Ve yurt dışından da zaten pek çok hasta lazer ameliyatı olmaya Türkiye'ye geliyor. Evet. Bu da aslında Türk tıbbının nerede evet. olduğunu çok güzel gösteriyor. Evet. Size şunu sormak istiyorum. Tabii ki uygun seçilen vakalarda lazer ameliyatı estetik bir ameliyat neredeyse kategorisinde zorunlu bir ameliyat değil ama hastalara getirdiği de tabii bir takım kolaylıklar var. Evet. Nedir bu kolaylıklar? Şimdi çok yani numarası yüksek olan kişilerin gözlüksüz herhangi bir şey yapmaları çok mümkün değil. Sabah kalktıkları zaman gözlüklerini takıp akşam yattıkları zaman gözlüklerini çıkarmak zorundalar. Ne bileyim bu sosyal hayatta bir sürü olumsuz etkisi oluyor. Kaldı ki bazı hastaların mesleki ihtiyaçları var. Ne bileyim hani uzağa görmek, net görmek istiyorlar. Bunlar için tabii çok büyük kolaylık bu hastalarımız için ve çok konforlarını, yaşam kalitelerini arttığını söylüyorlar. Yaşam kalitesini arttıran bir şey. Ama çok tabii her şeyde olduğu gibi önemli bir şey bu da. Dikkatli bir şekilde düzgün endikasyonlar içerisinde yapıldığı zaman. Ben çok teşekkür ederim. Ben sağlığım teşekkür ederim. Için her sağ şeye olun. Katıldığınız için sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67 sağlığım için her şey devam ediyor.